Şunu kanıtlarsam herhalde, yani daha önce yaptım bunu aslında. Daha önce yaptım bunu ama bir defa daha yapayım. Şu topluluğa bakalım. A uzunluğu A eşittir. Omega 0, omega 1, omega 2 böyle gidiyor bu. Biliyorsun omega 0 ilk kardinal, omega yani. Omega 1, omega 0'dan sonra gelen ilk kardinal falan filan. Yani nasıl tanımlanıyor burada? Omega, bu da yaptığınız gibi omega 0 eşittir omega ve omega n artı 1 eşittir omega n artı. Bu da nedir? Omega n'den sonra gelen ilk kardinal. Efendim? Sonsuz kardinallerine gerek. Yok, omega hep sonsuz zaten. Omega sonsuz. Peki, şimdi evrene bakalım. Evrendeyiz. Şimdi evrenimiz burada. E. Burada omega. Bunlar doğal sayılar kümesi. N var burada. E. Omega yazmıyorum özellikle. 0 var, 1 var, 2 var filan var. Şimdi 0 için bir omega 0 tanımladık. Sonra omega 1'i tanımladık. Sonra omega 2'yi tanımladık. Değil mi? Her ne için? Omega n'yi tanımladık. Ama şimdi bunlar boşlukta. Bunlar daha büyük bir küme içinde değil. Dolayısıyla bunun küme olduğu bariz değil. İyileştirme aksiyonunu kullanacağım. İyileştirme aksiyonunu kullanacağım. Yani öyle bir formül bulacağım ki İki birim yerine, iki değişkenle. Birincisi doğal sayılarda yer alacak. Diğeri kardinallerde yer alacak. Ve kardinallerde yer alacak. Ve öyle bir fi ne x diyelim en azından. Bu da değişken, bu da değişken. Formülü bulacağız ki fi n x'in doğru olması için ancak verecek her n için bir tane x olacak. Bu n doğal sayıda yer alacak. Bunu söylemiyorum. Görecek. Ancak verecek x eşittir omega n x'e. Eğer böyle bir formül bulabilirsem, o zaman yerleştirme aksiyonuna göre bunun bir küme olduğunu söyleyebiliriz. Bu omega ile. Tamam. Şimdi peki. Şimdi ne diyecek? Formülü ne diyecek? Tabii formülü formel dedi yazmışlar. Formel dedi anlaşılmaz olur. Bildiğimiz Türkçe yazacağım. Ama çok bazı olacak onu formel dediye çevirebileceğimiz. Diyeceğim önce bir defa ne bir doğal sayı diyeceğim. Bunu söyleyebilirim. Ne bir doğal sayı. Söylemek istediğim şey şu. Söylemek istediğim şey bunun ki bunun bağlı, böyle bir kümenin bağlılığını söyleyeceğim. Bununla 0, 1, 2 n eksi 1 arasında bir şey yok mu? Bir. Bir eşleme var. Bu da ne kümesi? Ne kümesi de bu. Gideceğim ki öyle bir kümen var gideceğim. X. Ve öyle bir X var ki X'in elemanlarının kardinal olduğunu söylemem X, X bu olacak. Öyle bir X var ki ve öyle bir F var ki N ile X arasında eşleme. Bütün bunu söyleyebilirim. Öyle ki ve T0 eşittir omega ve her i için eğer i sıfırdan sıfırla kaç arasında sıfırla i eksi 1. Evet. N eşittir 0 evi yapmam lazım. N eşittir 0 sıfır burası eksi 1 oluyor. Onu evi yapacağım. Eğer N 0 ise N eksi 1 diye bir eleman var. İçin
fi artı 1 eşittir fi'den sonra gelen kadro olacak. Bunu da söyleyebiliyorum. Ve şeydi. Ya ne eşittir 0 ve x eşittir omega. Ya da diyelim. Ya da n sıfır değil ve bütün bunlar doğru. Ha? Şimdi bazı biçimde bu formülde bu doğru ise ancak x bir şey daha söyleyeceğim bir dakika ve x'den bahsediyorlar ve x eşittir f n eksi 1 artı omega of. Ve yani hep böyle yapıyoruz. Böyle bir şeyin varlığını göstermek için hep şu son kısmı takılıyorsun. Bunu betimliyorsun. Bunu betimlemek nispeten kolay. Hepsini daha zor, bunu betimlemek kolay. Şimdi tamam. N faktöriyel yapmıştık değil mi? N faktöriyel. Yani sıfır faktöriyel. Şimdi burada aynı fikir kullandık. Bunun bir kim olduğunu göstereceğiz. Neyse ki bu doğasının içinde mi? Doğasıyla diye bir kimim var. Dolayısıyla yerleştirme aksiyonuna ihtiyacım yok. Ama böyle bir fonksiyonun Fn eşittir N faktöriyel fonksiyonun varlığını kanıtlamak için bunun bir kim olduğunu kanıtlamak lazım. Onun kim olduğunu, nasıl kanıtlamak kim olduğunu öyle bir formül bulacaksın ki. Değil mi? Ya formül aynen bulabilecek. Diyecek ki ya n eşittir 0 ve x eşittir 1. Ama eğer n 0 değilse bunda daha başarılı olur istersen. Öyle bir x var ki böyle bir eşleme var ki n'den x'e giden. X de n eksi 1 faktöriyele kadar olan tam buraya kadar olacak. Diyecek ki f 0 1 ve her i için fi bir öncekinin i ile çarpma. Değil mi? Ondan sonra bu söyleyecek. Ondan sonra diyecek ki x diyecek. Sonuncusunun n ile çarpma diyecek. Yerleşim aksiyonunu kullanmadık ama o fikri kullandık. Evet. Aynı şekilde kuvvetleri de öyle. Bir, iki, ikinin karesi, ikinin kübü. Çünkü dikkat edersen bak şimdi. Şimdi biz doğasını nasıl yapıyoruz? Önce S yaptık değil mi? Sx eşittir x artı bir fonksiyonu. Önce bu vardı. Sonra toplamayı yaptık. Sonra çarpmayı yaptık. Bir de işsizliğimiz var ama boş ver şimdi. Şimdi Sx yetmez artıyı tanımlamaya. Bazıları yeter zannediyor ama yetmez. O kitapta başında bayağı bahsedeceğim ondan. Belki şimdi bahsedebilirim. Cx toplamayı ya yani aslında nedir? Toplama nedir? N artı M nedir? N artı M demek aslında N'ye M defa bir eklemek demektir. Hı. Değil mi bu? S N buraya M defa M tane. Hı. Ama N'ye M tane S uygula diye bir harfimiz yok, bir simgemiz yok. Ayrıca yani doğal sayıların başka bir modeline gittiği zaman doğal sayıların daha büyük modelinde sayılar sonsuz olabilirler. Efendim? Model demek bir teorimiz var değil mi? Peano aksiyonu bir teori var. Teori yani aksiyonlar kümesi var. Önermeler kümesi var. Tüm önermeler kümesinde o aksiyon sistemindeki tüm önermeleri doğrayan bir evrene, bir dünyaya, bir şeye model denir. Yani artı bir fonksiyonu toplamayı belirlemiyor. Bunu göstermen için öyle bir model bulman lazım ki
Ve o modelin öyle bir oturma ofisi bulman lazım ki altı güve saygı duysun, toplamaya saygı duymasın. Bunu yapabilirsen biter. Bunu yapamazsan hala da olabilir. Yani hala daha birbirinden bağımsız olabilirler. Tabii birbirinden bağımsız değiller. Ne altı M'yi biliyorsan S'yi biliyorsun. Evet. M'ye bir koy. Yani sabit M için. M ile toplamak, sayıları M ile toplamak, evet S'den tanımlanabilir. Tek bir tane sadece. Ama M'yi değiştirdiğiniz zaman yapamazsın bunu artık. Hah, buldum. Şimdi ben sana bir doğal sayı modelini vereceğim. Bildiğimizden daha mı büyük olacak? Yani evet, tabii bildiğimizden daha büyük olacak. Ya yani, şey yapacağım, aşağı yukarı. Daha büyük ne demek onu? Alt kümesi. Doğal sayı içerecek. Başlangıç dilim olarak yani. Doğal sayı içermez olarak bilin. 0, 1, 2, 3, 4. Ve her sayının, her elemanın bir sorusu olacak. Ve sıfır hariç hepsinin bir öncesi olacak. Çünkü teori onu söyledi değil mi? Dolayısıyla burada bir eleman varsa bunun önceleri de sonra da olsun. Dolayısıyla burada bir Z'nin kubbesi olacak burada. Burada bir A varsa diyelim. Buna sıfır üstü diyelim. Tamam mı? Sıfır. Burada sıfır var. Buna sıfır üstü diyelim. Ondan sonra bunun bir fazlası, bir üstü, iki üstü, üç üstü. Ondan sonra eksi bir üstü, eksi iki üstü. Böyle. Bir tane daha alalım. Bir tane güzel 0 2 üssü alalım. 1 2 üssü, 2 2 üssü filan falan. Tamam mı? Eksi 1. Toplama nasıl? Burada toplayabildiğimiz gibi. Bunlar toplama çok kolay. Yani 2 üssünü 5 ile toplarsan eğer 7 üssü buluyorsun. Yani 5 geliyorsun. Yani. Yani artık böyle gidecek. Ondan sonra 0 üssü ile 0 üssü toplarsan tabii 0 üssü bulman lazım tabii ki değil mi? Yani bu da herhalde toplama da böyle gidiyor herhalde. Yani 0 üstü 6 0 üstü herhalde böyle bir şey olması lazım. Yani sonuçta bir toplama olacak değil mi? Ama bunu yarın yapacağım. Yarın başka bir yöntem, çok başka bir yöntem yapacağım. Yarın çok başka bir yöntem yapacağım. Şimdi önemli bir modelini bulduk. Şimdi S ne yapıyor? S gerçekten de bir sonrasına gidiyor değil mi? S böyle. Şimdi bu da öyle. Şimdi bu iki tane Z'nin iki tane kubbesini al. Ve bunların yerini değiştir. S, F diyelim buna. Bu değişime F diyelim. F, SX, S, FX olmuyor mu? Değil mi? Demek ki F, S'ye saygı duyuyor. Ama toplamaya saygı duymayacak. Bunu topladığın zaman daha büyük bir şey bulacaksın ama yer değiştiğin zaman daha küçülüyor. Demek ki toplama eğer S'den kaynaklansaydı, S'den tanımlanabilseydi, o zaman S'ye saygı duyan bir şey toplamaya da saygı duyardı. Ama buradaki F fonksiyonu toplamaya saygı duymuyor. Sonra çarpmaya geldik. Çarpma da bundan tanımlanmaz. Niye? Bunu kısa katlama daha zor ama meşhur bir teorem vardır. Fassbinder aritmetiği diye bir teorem vardır. Der ki, doğal sayılarla toplama hakkındaki her soruya bilgisayar yardımıyla cevap verebilirsin. Bir de Gödel'in bir teorem var. Der ki, doğal sayılarda toplama ve çarpma hakkında her soruya bilgisayar yardımıyla cevap vermesinler. Eğer çarpma toplamadan itibaren tanımlanabilseydi, o zaman toplama ve decidable, karar verilebilir teorileri. O zaman toplama ve çarpmanın teorisi karar verilebilir olurdu. Yani hiçbir sorumuz kalmazdı. Asal sayı teoremi bilmem ne, şunlar bunlar falan. Hepsini kanıtlardık. Bir program yapardım, beklerdim 5 yıl belki, 10 yıl belki beklerdim. O yapardı. Ama öyle değil. Dolayısıyla çarpma da toplamadan geliyor. Şimdi bak, toplama demek bu, S'yi M'ye defa yüklemek demek bu. Çarpma ise N'yi M'ye defa toplamak demek. Peki, N üstü M ne? N üstü M ne? N'yi kendisiyle M'ye defa çarpmak demek.
Dolayısıyla diyorsun ki ya buradan bu tanımamıyorsa, bundan bu tanımamıyorsa herhalde bundan da bunu tanımamamız lazım. Çünkü benzer biçimde gidiyor şeyler tanımlar. İterasyon yapıyorsun. Aynı şeyi bir defa uyguluyorsun. Doğru değil. Bunu tanımlayabiliyoruz. Ne farkıyla tanımlayabiliyoruz? Yaptım az önce. Ve şey şu, sanı şu. İşimize yarayacak tüm fonksiyonlar, aritmetikte en azından işimize yarayacak tüm fonksiyonlar, hatta belki analizde de bilmiyorum, doğal sayılara doğal sayılara giden, ya da n çarpı n'den n'ye giden, toplam ve çarpmadan itibaren tanımlanabilir. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Eğer günün birinde öyle bir şey görürsen, onu da istersen dile ekleyebilirsin. Aksiyonları daha zengin yapman lazım. Aksiyonlar ne diyor? Aksiyonları nedir? Plan aksiyonları ne diyor? S hakkında bir şeyler söylüyor. Toplum hakkında bir şeyler söylüyor. Çarpma hakkında bir şeyler söylüyor. Şimdi yeni fonksiyon koyacaksan eğer bir şeyler söylemen lazım değil mi? Onun toplama ve çarpmaya olan ilgisi, bağlantısı falan, dağılma özelliği, şu bu falan. Bir şey yapman lazım. Bu tabii kanıtlanamaz yani. Bu sadece şey. Kavram konuşması. İnanıyoruz ki her şey, işimize yarayacak olan her şey toplama ve çarpmadan itibaren tanımlanabilir. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olabilir mi diyebiliyor muyuz diye düşünüyor musunuz? Yok, öyle bir şey karşımıza çıkmadı. Yani çok doğal gibi başlangıçta toplamayı S'den diyorsun ki N artı 0 eşittir ne diyorsun? N artı M artı 1 eşittir N artı M artı 1 diyorsun. Ama yani bu her şeyi yani ne yapıyorsun orada ki? Ne yapıyorsun ki orada? Neyi tanımlıyorsun yani? Toplama nedir? Fonksiyon olduğunu gösteremezsin. Peynatmetinde fonksiyon olduğunu gösteremezsin. Sadece S'le bunun fonksiyon olduğunu gösteremezsin. İlla ki kümülat durumuna gitmen lazım. Birinci dönem yapmıştık onu. Evet. Kümülat durumunda bunun bir fonksiyon olduğu. Değil mi? Sonra çarpmaya gelmiştik. Sadece toplamayla çarpmayı da, yani çarpmayı n kere 0 eşittir 0, n kere m artı 1 eşittir n kere m artı n. Bu tanımlarda birden çok sorun var. Niye? Bir defa nereden biliyorsun bu tanımla birlikte n artı b'yi hesaplayabileceğini? N artı 7'yi hesaplayabiliriz. Çünkü bu n artı 6 artı 1 olarak hesaplarsın. Sonra n artı 6'yı hesaplayacaksın. Sonra en sonunda n artı 5'e, n artı 4'e, n artı 0'a kadar geçeceksin ve n artı 0'ı biliyorsun. Ama n artı b için ne yapacaksın? M-1 yaptın. Nereye kadar gideceksin? Nereden biliyorsun gidebileceğini? Bak, başka modellerde geriye git, buraya kadar gelmiyorsun. Bir. İkincisi, ne lazım burada? Bunun iyi kanıt olması ne lazım? İyi tanım olması ne lazım bunun? Diyelim, N artı B eşittir, N artı M üstü. Olamaz mı? M üstü M eşit olur da, başka nereden biliyorsun ki olmayacağını? Demin oldu değil mi? Şimdi burada o zaman ne yapacağını lazım? Sen şimdi ne artı m artı 1 yapıyorsun. Bu eşittir m artı m artı 1 olacak. Bu da m artı m üstü artı 1 olacak. Bu da böyle olması lazım. Bilmiyorum, çıkardım. Ama birden çok sorun var bunun. Yani bununla ilkokul aritmetiği yapabilirsin. Ama number theory yapamazsın. Mesela 0 artı m'nin m'ye eşit olduğunu gösteremezsin. Tamam, böyle verseler. Evet.
Evet.